Başlıyoruz. Zaman geri aksın. Biri zamanı geriye alıyor. Yavuzu olanları unutturabilmek için bizimkilerdir mutlaka. İyi ki ben buradayım, kurtuldum. Aksi takdirde kendimi sihirli ormanda bir dalın üzerinde cezalı dudu olarak bulabilirdim. Yıldırımlar için. Eline sağlık hayatım. Bir tane daha içer misin? Yok, artık ben gideyim canım. Peki. Aman da aman, karım beni çok severmiş. Hiç gitmemi istemezmiş. Hı? Gel buraya. Ne oldu, neye bakıyorsun canım? Hiç. Bak, kıyamet günü geldi. Çıkmayın Betüş Hanım. Çıkacağım Firuze. Ayol bu ne böyle ya? Bilmiyorum Suzan ama kesin kötü niyetli biri. Perinin işi bu. Salak, her şeyi perilere bağla. Gördün mü? Dört mevsim yaşıyoruz. Yanına çağırıyor. İşte beklediğim an. Ne istiyor acaba? Dünyayı alt üst etmişsiniz. Sizden hesap soracak. Hay hay, hemen geliyorum. Perihan teyze nerelerde? Neler oluyor? Perihan teyze! Perihan teyze! Sence ne oluyor anne? Bilmiyorum ama her ne oluyorsa bu hiç de normal bir durum değil. Sen beni burada bekle. Ben Perihan teyzene bakıp geleceğim. Ama... Aması falan yok Toprak. Camları sakın açma. Mercimekle burada uslu uslu oturun. Ben birazdan gelirim. Tamam. Tamam. Perihan teyze! Eda, sen misin? Benim. Neredesin Betüş? Sesin çok yakından geliyor ama seni göremiyorum. Çok sis var. Ben de seni göremiyorum. Hakikaten çok sis var. Betüş, sence neler oluyor? Hiç anlamıyorum ama Perihan teyzeyi arıyorum. Hiçbir yerde yok. Onu ben de bulamıyorum. Sanki bizim evden çıktıktan sonra yer yıldı, yerin içine girdi. Eda. Evden nasıl çıktığını hatırladın mı? Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Eda, sen iyi misin? İyidir herhalde. Perihan teyzeciğim, her şey için tekrar teşekkür ederiz. Rica ederim şekerim. Benim için bir zevkti. O Perihan teyze değildi. Annemdi. Olamaz. Bütün perilerin dikkatine. Bütün perilerin dikkatine. Periliçe dünyaya felaket saçtığı için Perihan'ı görevden aldı. Bütün perileri seçime bekliyoruz. Yeni periler hanı seçilecek. Eda, hemen bir şey yapmamız lazım. Hem de hemen gidip Perihan teyzenin içinden annemi çıkartmamız lazım. Çabuk.